Herkese merhaba. Konumuz Mühendisler Günü. Evet, mühendislerin önemine ciddi vurgu yapmak istiyorum. Nedeni hayatımızın hemen hemen her alanında kullanmış olduğunuz eşyalardan, kullandığınız evlerden, binalardan, geçmiş olduğunuz köprülerden, yürüdüğünüz yollara kadar hepsinin bir arka planında elbette ki düşünüldüğünü, projesinin yapıldığını, geliştirildiğini, Ar-Ge'sinin yapıldığını hepimiz biliyoruz. Ve bunları yapan insanların bugün günü olduğu için onlara ufak bir böyle kutlama, ufak bir jest yapmak istedim. Çevremde çok fazla mühendis olduğu için onlara ithafen bu videoyu hazırlamak istedim. Sizlere şimdiden çok çok teşekkürlerimizi sunar ve yapmış olduğunuz bu zorlu işlerin biraz da olsa kıymetinin anlaşılması için ufak bir böyle özet, ufak bir herkes için hatırlatma videosu oluşturacağım. Armağan olsun efendim. Gününüz kutlu olsun. Gerçek bir mühendislikte uçak tasarımından ya da araç tasarımına kadar tutun, peyzaj mühendisliği, çevre mühendisliği ya da gıda mühendisliği, kimya mühendisliği gibi biyomedikal mühendislik, sağlık alanında teknolojiler üzerinde, cihazlar üzerinde kullanılan bütün bu mühendisliklerin hepsine çok çok ayrı ayrı saygı duyulacak bölümleri bulunmaktadır. Bunların öyle detaylı işleri vardır ki yapılan teknik bir hata, hesaplanamayan bir program ya da hesaba katılmamış bir bölüm, birkaç santimlik hata sonrasında ürün için ya da bina için çok ciddi sıkıntılar neden olabilmektedir. Bu da tahmin edersiniz ki size çok ciddi bir sorumluluk yüklüyor. Yani sizin unuttuğunuz birkaç santim, birkaç milimlik bir hata köprünün tamamen yok olmasına bile neden olabilir. Bu kadar çok ciddi bir sorumluluk taşıyorsunuz. Tabii ki de defalarca kontroller sağlanıyor, defalarca tekrar yeniden hesaplanıyor bazı şeyler ama bunun yine de sorumluluğu altında insan biraz ciddi hissediyor olması lazım. Dalları ve alanları o kadar çok fazladır ki jeoloji mühendisliğinden tutun uçak mühendisliğine. Yani bunların her birini ayrı ayrı sarmak bile çok çok uzun sürebileceği için sizlerin artık hayal gücüne bırakıyorum. Hatta sizlerin de yorumlar bölümünde hangi mühendislik alanına hayalinizin olduğunu ya da hangi mühendisliğe sahip olduğunuzu lütfen yorumlar bölümünde benimle paylaşınız. Ve yorumlar bölümünde kendi mesleğinizle ilgili en böyle gurur duyduğunuz, en böyle o sevdiğiniz anı paylaşmanızı istiyorum. Kısaca hikayeyle özetleyebilirsiniz. İsterseniz uzun uzun da yazabilirsiniz. Tabii ki tercih size kalmış. Benim mühendislikteki en böyle sevdiğim anlardan bir tanesi bir olayın, bir ürünün tamamlanmış anının çok çok fazla yaşanıyor olması. Yani şöyle düşünüyorum. Kendim mesela evimin içerisinde tasarladığım bir şeyi hayata geçirdiğimde, kesip biçtiğimde, bir şeyi takıp yaptığımda İnanılmaz derecede keyif alıyorum. Bir şeyi o ortaya koymuş, işte bir parçalardan bir şeyleri birleştirip bana ait tasarımının olduğu ve sonrasında yine bana ait düşüncelerin ve fikirlerin olduğu bir şeyi ortaya koymak gerçekten inanılmaz bir şey. Bunu sadece ben kullanıyorum. Ve empati kurduğumda, bir mühendisin yerinde olduğumda ise düşünsenize, bir uçak tasarlıyorsunuz ve bunu binlerce insan kullanıyor. Ya da bir araç tasarlıyorsunuz, milyonlarca insan kullanıyor. Tabii burada sizin başarınız yaptığınız ürünün kalitesiyle doğru orantılı bu kullanacak olan insan sayısı ama yine de çok fazla heyecan verici değil mi? Düşünsenize, tasarladığınız bir bilgisayarı, tasarladığınız bir klavyenin tuşlarını, o kavislerini insanlar kullanıyor ve bunu siz yaptınız. Tamamıyla her şeyi neredeyse size ait oluyor. Siz düşünüyorsunuz, tasarlıyorsunuz, olabildiğince ergonomik hale getiriyorsunuz, fiyat performansını düşünüyorsunuz, en ince detayına kadar işte şöyle de olursa, böyle olursa, kişinin parmakları işte biraz daha ıslak olursa nasıl olur, nasıl daha iyi hissiyat sağlar, bunların her birini hesaba katarak ortaya bir ürün koyuyorsunuz ve bunu insanlar beğenirse kullanıyorlar ve bunun için size para ödüyorlar. Yani düşündüğünüz zaman gerçekten mükemmel bir şey. Ya da diğer taraftan peyzaj mühendisliğine bakalım. Yani bir ürünü, bir şeyi tasarlıyorsunuz. Bir bahçe, bir planlama, bir şey yapıyorsunuz. Çevrede neler var, neler yok ve insanlar buna göre o banklara oturuyorlar. Buna göre orada çocuklar oyun oynuyor ve sizin işaretlediğiniz alanlara, sizin yaptığınız şeylere göre insanlar belli başlı şekiller alıyor ve kullanım sağlıyorlar. Ya da diğer taraftan biyomedikal mühendisliği, kullandığınız, yaptığınız bir ürün ya da bir monitör, bir işte sağlık alanında kullanılan herhangi bir cihaz bir sürü insanın hayatını kurtarıyor ve bunlara hizmet ediyor. Yani bunları kullanacak olan insanlara da çok çok kolaylık sağlıyor. Yani bunları hepsini hesaba kattığınız zaman inanılmaz derecede heyecan verici. İnşaat mühendisliğini düşünün. İnşaat mühendisliğinde yine benzer şeyler. Yani çok çok heyecan verici olsa gerek. Yani bunları önemini vurgulamak istiyorum. Biliyorum çok küçük yaşta daha böyle lise çağındaki arkadaşlarımız da bizi izliyor ve onlara da bir fikir olması açısından aslında biraz da hani onlara yönelik bu video. Geleceğin mühendisleri belki de bu videoyu izliyor ve
kendilerine ders çıkartıyorlar ya da ne yapabilirim gibisinden bir şeyleri merak edip burada herhangi bir başlığı bile araştırdıklarında bu benim için inanılmaz mutluluk verici bir şey olur. Ve hani onlara da bu şekilde bir vesile olmak benim için inanılmaz güzel olur. Yani eğer böyle bir şey düşünüyorsanız ya da düşünmekteyseniz yine aynı şekilde yorumlar bölümünde buluşalım. Yani mühendisseniz ya da mühendis adayısanız ya da mühendis adayı olmayı düşünüyorsanız lütfen yorumlar bölümünde buluşalım. Bu heyecan verici bu mesleği hepimiz konuşalım, tartışalım. Evet, ben mühendis değilim ama mühendislik alanına çok yakın bir yapım var ve son derece de saygı duyuyorum. Çevremde de çok fazla mühendis olduğu için arkadaşlarım çok fazla var ve hani onlarla da gerçekten çok iyi anlaşıyorum. Çünkü mantık ve bakış açımız çok benziyor. Konuyu özetleyecek olursak bu şekilde. Mühendislik gününüz kutlu olsun. Herhangi bir mühendislik olduğunuzun hiç fark etmez. Yani siz kendi umarım hayallerinizi yaşıyorsunuzdur ve güzel bir şey ya mühendis olmak. Tekrardan dünyanın her yerine farklı farklı günlerde kutlanılmış oluyorsa da bizim ülkemizde 5 Aralık ve 5 Aralık Dünya Mühendisler Gününüz kutlu olsun.